Antep fıstığının hasadının son günlerini yaşıyoruz. Birkaç gün içerisinde hasat bitmiş olacak. Yaklaşık bir aydan beri devam eden bir hasat sürecini yaşıyoruz. Biz ilk göreve geldiğimiz günden itibaren, yani 2014-15 yılından itibaren köylerimizde özellikle kırsal kalkınmayı teşvik babında pek çok fidan dağıttık. Antep fıstığı, ceviz, badem, incir, zeytin gibi bu yörede yetişen, bu yörede gelişen ve ürün veren özellikle çok yıllık bitki dediğimiz ağaç tarımına yönelik ciddi bir destekleme yaptık. Her yıl en az 20 bin, 30 bin, 40 bin yıla göre değişen sayılarda üreticilerimize fidan desteği, aşılı fidan desteği yaptık. Menengiç ağacı dediğimiz, halkımızın çitlenbikte dediği ağaçlardan Antep fıstığı aşılama sürecimiz devam ediyor. Her sene 70 bin, 80 bin, 100 bin, 120 bin varan oranlarda göz aşı yapıyoruz. 30-35 köyde yaklaşık olarak 1200 ton civarında bir Antep fıstığı üretimi söz konusu. Köylülerimiz tarafından üretildi bunlar, piyasaya verildi. Antep'ten gelip burada ürün alan tüccarlar var. Bildiğiniz gibi biz birazdan gideceğiz herhalde. Akçaköy'de bir kavlatma makinesi diyoruz. Biz onun yeşil kabuklarını çıkaran bir makinemiz var. Ücretsiz olarak onu çiftçilerimizin hizmetine verdik. Muhtarımızın nezaretinde. Yaklaşık bir aydır bu kavlatma işi, yani yeşil kabuğunun çıkarılma işi devam ediyor. Ondan sonra kurutuluyor ve çuvallanıyor. Bu şekilde kurutulmuş, henüz kavrulma aşamasına geçmemiş. Yeşil kabukları çıkarılmış, kurutulmuş ve çuvallanmış halde yaklaşık 1200 ton bu seneki rekolte, çok iyi bir rekolte yakaladı çiftçimiz. Geçen senelerde bunun yarısı civarındaydı, geçtiğimiz sene. Hem bu sene ürün fiyatları da fevkalade güzel gidiyor. 130 liraya kadar, 140 liraya kadar kilosu gidiyor bu şekilde. Şöyle bir hesap yaptığımızda bu sene Yunus Emre ilçemizde 30-35 köye yaklaşık 150 milyon Türk lirası civarında bir katma değer üretilmiş oldu. Sadece Antep fıstığından bahsediyorum. Ben hayırlı olsun diyorum sezonun, bu üretim sezonunun üreticilerimize, çiftçilerimize, burada yaşayan hemşehrilerimize, köylülerimize hepsine hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun sezonları, hayırlı kazançlar diliyorum. Yani geçmişte bunun kıyası yapılması söz konusu bile değil. Yani 7-8 sene önceye bakarak belki 10 kat verim artışı var. 2014 yılında belediye başkanımız bizleri Antep ziyaretine götürmüştü. Antep ziyaretine götürünce orada bu işletmeleri gezdirdi, bizi bahçeleri gezdirdi. Bahçeleri gezerken, bir sefer işletmeleri gezerken bu kavlatma makinesi gördük. Dedik ki, o zaman başkanımız dedi ki, bu yunt dağına ihtiyaç bir. Bu kavlatma makinesi bizlere olsa üretebileceğimiz malı daha kaliteli, ürün çalışma, ürün bazını artırması için çok kolaylık sağlayacak bizlere dedik. Başkanımıza müracaatımızı yaptık. Başkanımız da tabii yerinde onları gördü. Bizlerin taleplerini yerine getirdi. Üreticinin malına çok kolay işleme sağladı. Kavlatma makinesi almış olduğumuz başkanımız Doktor Mehmet Çerçi, buradan Yunus Emre ilçesinin değil, buradan Antep'e kadar hizmet verdi. Antep ürünü buradan giden işlendi. Dikili'den mal geliyor buraya. Selenik'ten dahi mal geldi buraya işlemek için. Bu Yunta bölgesinde 2014 yılından bu yana 600 bin göz aşı yaptık. Bu yapmış olduğumuz aşılardan verim almaya başladık. Antep'lerden verim almaya başladık. Bu her yıl artmaya başladı bir sefere. Başkanımız da bu projeye devam ediyor. Her yıl 70 bin, 80 bin, 100 bin üzerinde göz aşısı devam ediyor. Bu konuda belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Elimizden hurdun dökülüyor, çumağla hurdun dökülüyor. Bembeyaz olunca dökülüyor. Zor değil. Kazandığımız para yeterli. Fazlasınla bir.